Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Evet, şimdi oldu. En sonunda kendi şarkımı besteledim. Şimdi bir daha söyleyelim. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Hayırlı kuyruğun... sabahlar kurbağa kardeş. Nasılsın? Sana da hayırlı sabahlar. Şarkı besteliyordum sen konuşuncaya kadar. İnşallah işine engel olmadım. Yok, önemli değil. Beni soran olursa ben nehrin kenarına kadar geçip geliyorum. Eski dostlarımı ziyaret edeceğim. Tamam, merak etme sen. Keyfine bak. Hadi, sağlıcakla kal. Sen de. Tam zamanı bir yere gitmenin. Gideceksen git. Benden izin almana ne gerek var? Bestemi mahvettin. Of of. Al baştan bir daha. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum selam yok. Kurbağa kardeş. Sana da selam geyik kardeş. Maşallah keyfin yerinde. Bir de rahat bıraksalar daha da yerinde olacak ama... Ne oldu ki? Şarkı bestelenmeye çalışıyorum ama rahat bırakmıyorlar. Her gelen geçen bir şey soruyor. Beni çok meşgul ediyorlar. Şimdi bu laf bana mı? Yok canım, sen ilk değilsin. Senden önce çok bölenler oldu şarkımı. Kusura bakma, ben Pırpır'ı soracaktım. Önemli değil, olan oldu zaten. Pırpır'ı görmedim bugün hiç. Sağ ol kardeş, hakkını helal et. Şarkını böldüm. Olsun, önemli değil dedim ya. Bana müsaade. Of be of. Ağız tadıyla bir şarkı söyleyemeyecek miyiz şurada? Burası yol geçen anı oldu. Her gelen bir şey soruyor. Bu iş böyle olmayacak. Öyle bir plan yapmalıyım ki kimse bir daha bana bir şey sormasın. Artık kimse beni rahatsız etmesin. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Buldum. Harika bir planım var. Artık kimse bana bir şey soramaz bundan sonra. Şimdi bekleyeyim. Az sonra buradan biri daha geçer nasıl olsa. Ben bir dahiyim. Oh işte, tam adamı. Bu ayı öyle bir işe deyim ki herkese ders olsun. Kimse beni meşgul etmesin artık. Merhaba kurbağa kardeş, ne haber? İyidir ayı kardeş, hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Hayırdır inşallah. Hayır, hayır. Anlat o zaman. Mesele neymiş? Yoksa bana güzel yiyecekler mi hazırladın? Sana güzel yiyecekler hazırlamadım ama hazırlayan birinden haber getirdim. Kimmiş o? Timsah seni nehrin kenarında bekliyor. Timsah mı? Niye ki? Sana bol yiyecekli yerler gösterecekmiş. Ne? Yiyecek mi? Teşekkür ederim. Ben hemen gidiyorum. Yürü bakalım. Biraz yürü de aklın başına gelsin. Dönüşte bu ayının halini görmeyi çok istiyorum. O kadar yolu boşuna yürüyecek. Neyse, ben şarkıma devam edeyim. Timsah timsah olalı bir işe yaradı. Ölmeden bugünleri de gördük ya, çok şükür. Bana bol bol yiyeceği olan yerler gösterecekmiş. Niye ki? Hangi dağda kurt öldü acaba? Neyse, önemli değil. Üzümünü ye, bağını sorma demişler. Önemli olan yiyecekler. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, yiyecek mi? Hem de bir sürü. Tam da mideme göre hemen timsahı bulmalıyım. Yiyecekleri kaçırmamam lazım. Allah Allah, timsah nerede acaba? Etrafa iyice bir bakınayım şöyle. Of of, amma da yoruldum yahu. Nerede bu timsah? Yoksa beni bulamayıp geri mi döndü? Biraz daha mı arasam, ne yapsam? Kolay gelsin ayı kardeş. Size de, size de. Aa, çok yorulmuşsun. Ne yaptın böyle? Timsahı arıyorum. Bir işimiz vardı da. Timsahı yolda gördük. Yanında arkadaşları vardı. Sonra da göle dönecekti. Ne zaman gördünüz? Bayağı oldu. Tahminen şu an gölün oraya varmıştır. Peki, madem öyle, o zaman ben de döneyim bari. Demek yanında arkadaşları vardı. Beni niye çağırdı o zaman? Demek ki beni kandırdı. Seni hain timsah seni. Seni koca kuyruklu seni. Bakalım bu sefer nasıl kurtulacaksın elimden. Of. Aman. Ah, yürüyecek halim kalmadı. Ah, bu bana yapılır mı? Bu kadar yol yürüttü bana şu timsah.
Ben bu oyuna nasıl geldim? Ah timsah ah. Ben sana gösteririm. Hele seni bir elime geçireyim. Oynadık herhalde. Ben bayağı yoruldum. Ben de epey yoruldum. Biraz dinlenip sonra eve dönelim. Pırpır nerede acaba? Buralarda olacaktı. Birazdan gelir herhalde. Bekleyelim o zaman. Pırpır gelsin öyle gideriz. Aa, bak Ahmet, Pırpır geliyor. Selam Ahmet. Selam Kardabu. Sana da selam Pırpır. Neredeydin bakalım bugün? Neler yaptın? Biraz nefes alayım, anlatırım. Bugün epey dolaştım. Ayıp değil mi yaptın? Ben sana ne yaptım ki beni kandırıp o kadar yolu boşuna yürüttün? Bu dostluğa sığar mı? Ne oldu ki? Sus yalancı! Bir de bilmezden geliyorsun. Yetmedi mi beni kandırdığın? Hala alay ediyorsun. Bak ayı kardeş, bir kusurumuz varsa söyle bilelim. Öyle imalı imalı konuşma. İyi, daha açık konuşayım o zaman. Sen beni nehrin kenarında beklemiyor muydun? Ne nehri? Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim? E canım, kendin söylemedin ama haber bırakmışsın. Ne haberi? Beni nehrin kenarında bekleyecekmişsin. Seni niye nehrin kenarında bekleyeyim? Bir şey söyleyeceksem burada da söylerim. Orada bana yiyeceklerin çok olduğu yerleri gösterecekmişsin. Ha ben mi? Sen tabii. Bunu sana kim söyledi Allah aşkına? Biri seni fena kafaya almış. Kurbağa söyledi. Sen de inandın tabii. Niye inanmayacakmışım ki? E o zaman bana niye inanmıyorsun? Ben seni çağırmadım diyorum. Sense bana yalan söyleme diyorsun. Haklısın galiba. Sana sormam lazımdı. Ama ne bileyim, o kadar yol yürüdüm. Çok yoruldum. Seni de orada görmüşler. Ben oraya eski arkadaşlarımı görmeye gitmiştim. Demek kurbağa da seni göndermiş peşimden. Sen de yiyecek lafını duyunca... Hemen inanmışsın kurbağaya. Haklısın, çok acele davrandım. Ama ne bileyim, kurbağa beni niye kandırsın ki? Birazdan öğreniriz kurbağanın ne dolaplar karıştırdığını. Sen şimdi git kurbağaya durumu sor. Benimle konuştuğunu söyleme. Bakalım sana neler söyleyecek. Ya sen? Ben de peşinden geliyorum. Tamam o zaman, bakalım ne olacak bu işin sonu. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Boşuna gittim o kadar yolu. Demek ki kandırmış seni. Niye kandırsın ki beni timsah durup dururken? Siz eskiden beri düşman değil misiniz? Ama barışmıştık. Sen de inandın mı o yalancıya? Biri benden mi bahsediyor? Şey, aman, uf, biz de tam senden bahsediyorduk. Demek yalancı benim ha? Şey, ben öyle bir şey demedim. Ben... Biraz önce sen demedin mi timsah yalancıdır diye? Ben dilim sürçtü. Bak öyle demek istemedim. Ne demek istedin? Ben demek istedim ki... Seni fitneci seni. Ben şimdi senin ne demek istediğini gösteririm sana. Bak timsah kardeş, hemen kızma. Dur beni bir dinle. Kes kes kes. Yeter. Ne dinleyecekmişim seni? Yiyeyim de seni kurtulayım. Dur beni yeme. Bak biz dostuz. Durun. Kimse kimseyi yemeyecek. Sen karışma. Durun arkadaşlar. Sanki bir ses duydum. Evet. Bir takım sesler geliyor. Göle yaklaştık. Belki oradan geliyordur. Burası orman. Bir takım sesler duymak normal. Ormanda bir sürü hayvan var. Ama bunlar sanki tartışma sesleri. Aman bize ne? Boş verin. Başımızı belaya sokmayın. Kartopu, orada timsah ve kurbağa yaşıyor. Onlar bizim dostlarımız. İmdat, yetişin. Arkadaşlar koşun, kurbağa bu kurbağanın yiyorlar. Sesi. Ben gidiyorum. Kurbağanın başı belada arkadaşlar. Çabuk peşimden gelin. İmdat, kimse yok mu? Ayı kardeş yardım et bana.
Dur timsah kardeş, sakin ol. Hele dur bir konuşalım. Konuşacak hiçbir şey yok. Çekil aramızdan. Arkadaşlar çabuk olun, timsahla kurbağa kavga ediyor herhalde. Hey timsah kardeş, ayı kardeş yapmayın. Durun, ne oluyor orada? Şimdi olanları anlat bakalım kurbağa kardeş. Herkes bana bir şeyler soruyor, beni rahatsız ediyordu. Ben de kimse bana bir şey sormasın bundan sonra diye bir plan yaptım. Nasıl bir plan? Ayıya seni timsah bekliyor, nehir kenarında dedim. Bana o kadar yolu boşuna yürüttün. Hakkını helal et. Ben sadece bana artık kimse bir şey sormaz diye düşündüm. Bizi niye alet ettin o zaman? Başka kimse mi yoktu? Öyle denk geldi. Az daha elimden bir kaza çıkıp timsaha zarar verecektim. Sen de hakkını helal et timsah kardeş. Senin de boş yere günahını aldık. Benim elimden bir kaza çıkacak zaten. Ben size söylemiştim. Bu kurbağayı ben biraz yiyeyim, akıllanır belki. Ben akıllandım zaten. Ne olur yeme beni. Kimse kimseyi yemeyecek ama kurbağa kardeş senin bu yaptığın doğru değil. Ormanda herkes herkese bir şey sorabilir. Hepiniz aynı ormanı paylaşıyorsunuz. O nedenle birbirinize karşı bir takım sorumluluklarınız var. Birbirinize yardım etmeniz lazım. Ne bileyim, şarkımı bestelemeye çalışıyordum. Her geçen şarkımı böldü. Ben de herkes niye bana soruyor, gitsin başkalarına sorsun diye düşündüm. Ve bu planı yaptım. Ama bu yaptığına bencillik derler. Bencillik kötü bir huydur. Ayrıca ayıyı kandırıp o kadar yolu yürüttün. Hem de ayıyla timsah birbirine düşecek. Hem biz yetişmesek timsah da sana kim bilir neler ederdi. Fazla bir şey yapmayacaktım. Sadece biraz yiyecektim, o kadar. Biraz mı? Zaten kurbağanın bir lokmalık eti var. Sen kesin onu bir ağızda yerdin. Hakkını helal et ayı kardeş. Helal olsun, sen de helal et. Bir daha seni fazla meşgul etmeyiz. Önemli değil. Artık bana istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Elimden geleni yaparım. Sen de helal et hakkını timsah kardeş. İstemeden sana da iftira atmış olduk. Helal olsun. Ama inşallah bir daha böyle şeyler yapmazsın. Sen de helal et hakkını. Az daha yiyecektim seni. Hem sana hakaret ettik o kadar. İşte bak kurbağa kardeş, hilekarlığın başına neler açtı. Hilekarlık ne demek Ahmet? Bir meslek falan mı? Çöpçülük gibi bir şey mi? Hayır kartopu. Hilekarlık insanları kandırarak iş yapmak, insanlara plan ve tuzak kurma ve onların hakkına el koymak, insanları kandırmak ve dolandırmak demek. Evet, ben hilekarlığın ne demek olduğunu biliyorum. Şu kurbanın yaptığı şey işte. Çok kötü bir şey. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi aldatan bizden değildir. Yani Müslüman olan Müslümanı kandırmaz diyor. Ayrıca Allah bazı kavimleri hilekarlıkları yüzünden helak etmiştir. Kavim ne Ahmet? Kavim millet demek kartopu. Peki ya helak? Helak da insanların bir takım doğal felaketlerle ya da savaşlarla ölmesi ya da başlarına başka felaketlerin gelmesi demek. Allah bazen yaptıkları kötü işlerden dolayı bütün bir milleti, hatta bütün insanları bir takım belalarla cezalandırır. Bu ceza bazen ölüm de olabilir. Ya da hastalık, savaş, kıtlık gibi şeyler. Biraz açıklar mısın? Bana karmaşık geldi biraz. Şuayb aleyhisselamı duydunuz mu? Ben duymadım. Ben duydum. Bir peygamber. Kur'an'da da adı geçiyor. İşte onun yaşadığı dönemde insanlar alışverişte hile yapıyorlarmış. İnsanlara kötü ve eksik mal satıyor, insanları dolandırıyorlarmış. Allah da onları cezalandırmış. İstersen birkaç örnek daha verelim Ahmet. Yine Lut aleyhisselam diye bir peygamber var. Rivayete göre Hazreti İbrahim aleyhisselamın akrabası. Onun kavmi de insanları aldatıyormuş. Bir yabancı onlara adres sorunca yanlış yeri tarif ediyorlarmış. Şaka yapıyorlardır. Kurbağa da şaka yapmıştı zaten bize. Öyle değil mi? He? Böyle şaka olmaz ki. O zaman araba yok, uçak yok. Adam bir yere zaten yürüyerek gidiyor. Örneğin onlardan birine Bursa'ya nasıl gidelim diye soruyorsun. Adamlar sana Edirne'yi gösteriyorlar. Sen de belki de bir ay yanlış yolda yürüyorsun. Sonra da yanlış gittiğini anlayıp geri dönüyorsun. Sana yolu yanlış tarif edenler de seni bekliyorlar. Niye bekliyorlarmış? Halini görüp sana gülmek için.
Lut Aleyhisselam'ın zamanındaki insanların en büyük eğlencelerinden birisi de buymuş. Lut Aleyhisselam'ın kavmindeki insanlar böyle mi yapıyorlarmış? Evet, hem de daha fazlasıyla. Peki Allah onları nasıl cezalandırmış? Üzerlerine taş yağmış. Ay, hilekarların üstüne taş mı yağıyormuş? Tövbeler olsun, ben bir daha kimseyi kandırmam. Nasıl taş yağmış, göktaşı gibi mi? Bilmiyorum Kartopu. Babama ben de senin gibi sormuştum ama o da Allah Kur'an'da Lut kavminin üzerine taş yağdırdığını söylüyor. Ama ayrıntısını anlatmıyor. Bu göktaşı da olabilir. Belki de lavlar püskürten bir yanardağdan üzerine lav ve taş yağmıştır demişti. Lav ne demek? Bu kedi benden bile geveze. Ne kadar soru soruyor. Madem bilmiyorsun bari bilmediğini belli etme. İkide bir soru sorup duruyorsun. Yanlış düşünüyorsun kurbağa kardeş. İnsan bilmediği şeyleri öğrenmek için sormalıdır. Bilmediğini belli etmemek doğru bir davranış değil. Bilmemek değil, sorup öğrenmemek ayıp. Bencil olmamalı ve kibirlenmemeli. Bilmediklerimizi sorup öğrenmeliyiz. Pırpır haklı kurbağa kardeş. Ben de babama çok soru sorarım. Her soru sorduğumda bana teşekkür eder ve aferin oğlum, öğrenmeye çok meraklısın. Bu çok güzel bir ahlak. Allah herkese öğrenme arzusunu nasip etmez derdi. Kurbağa kızacak ama bana hala lavın ne olduğunu anlatmadınız. Kartopu, hatırlıyor musun, bir belgeselde izlemiştik. Bir dağ vardı. Sanki böyle yanıyormuş gibi tepesinden ateşler çıkıyordu. Evet, hatırlıyorum. Sen de bu ateş çıkaran dağ demiştin. Hayır Kartopu, ateş çıkaran dağ değil. Onun adı Yanardağ. Neyse, aynı şey işte. Ben bir kediyim, aklımda o kadar kaldı. İşte o yanardağdan dışarıya ateş ve yanan taş parçaları sıçrar. İşte biz bu yanan taş parçalarına ve dışarı fırlayan ateş toplarına lav diyoruz. Anlaştık? Tamam, ben anladım. Teşekkür ediyorum Ahmet. Asıl sorduğun için ben teşekkür ediyorum. Böylece bildiklerimi başkalarıyla da paylaşmış oldum. Hilekarlık ile ilgili başka söyleyecekleriniz yoksa biz gidelim. Bir hikaye anlatacaktım ama vaktiniz var mı? Bence çok güzel. Benim en sevdiğim bu hikaye kısmı zaten. Anlat Ahmet, ben dinliyorum. Ben de dinlemek istiyorum. Vaktiyle Salih ve Ömer adında iki dost varmış. Ömer borçlarından bunaldığı bir sırada arkadaşı Salih'ten yardım istemiş. Durumum çok kötü dostum. Zaten her şeyi biliyorsun. Bana borç para verir misin? Benim de ihtiyacım var ama sen benden daha muhtaçsın. Bu benim son param. Bir yıl sonra getirsen iyi olur. Şehrin yakınlarında bir ovada buluşmuşlar. Salih parayı getirmiş. Çok sağ ol kardeş. İnşallah bir yıla durumumu düzeltir, paranı geri veririm. Peki, şahidimiz Allah'tır. Şu ağaç şahidimiz olsun. Aradan bir yıl geçmiş. Ömer durumunu düzeltmiş ama Salih'in parasını iade etmemiş. Herhalde işleri düzelmedi henüz. Yoksa Ömer beni kandırmaz. O benim dostum. Mutlaka borcunu öder. Diye düşünmüş. Ama Ömer borcunu ödememiş. Aradan epey bir zaman geçince Salih çaresiz Ömer'in yanına gidip çok ihtiyacının olduğunu, mümkünse borcunu ödemesini söylemiş. Ömer ise... Ben senden ne zaman para aldım düzenbaz? Dostluğumuzu kullanıp beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Diyerek Salih'e borcunun olmadığına yemin etmiş. Arkadaş arkadaşa böyle yapar mı? Maalesef. İnsanlar bazen nefislerine uyup böyle hatalar yapabiliyorlar. Neyse, Ahmet'in sözünü kesmeyelim. Sonra ne olmuş Ahmet? Tartışmışlar. Salih Ömer'e böyle dostluğun olmayacağını anlatmış ve... Allah şahidimizdir demiştik. Allah elbet benim hakkımı alacaktır. Eğer paraya ihtiyacım varsa biraz daha sende kalabilir. Hatta sana bağışlayabilirim o paraları. Ama bana yalan söyleme. Sen kimin parasını kime bağışlıyorsun? Ben senden para falan almadım. Yemin ederim. Ömer'e bir ders vermek lazım. Bu ihaneti karşılıksız kalmamalı. İyisi mi kadıya gideyim? Mahkeme başlamış. Kadı, yani o zamanki hakim, ikisini de dinledikten sonra Salih'e... Delilim veya şahidim var mı? Hayır efendim. Arkadaşıma güvendiğim için herhangi bir senet düzenlemedik. Ben bir tek Rabbimi şahit tuttum. Ama arkadaşım o an yanında bulunduğumuz selvi ağacı şahidimizdir dedi. Ben bu kadar saf bir adamla nasıl arkadaşlık etmişim? Hiç ağaçtan şahit olur mu? Kadı kesin bunu tımarhaneye atar. Git bana o ağaçtan bir dal al getir. Belki Allah o dalı konuşturur. Ay yazık valla. Zavallı Salih.
Çaresizlik işte. Bir ağaç nasıl şahitlik yapar ki? Allah her şeye kadirdir. Bence dinleyip sonunu görelim hikayenin. Evet arkadaşlar. Salih çaresizlik içinde kadının dediğini yapmaya koşmuş. Mahkemeden çıkmış. Ya bu kadı da deli ya da bizim Salih'in gönlü kalmasın diye kadı zavallıya böyle bir şey söyledi. Salih gittikten sonra beklemeye başlamışlar. Aradan epey vakit geçmiş. Salih'ten bir haber gelmemiş. Ömer sevinçliymiş. Salih'in aklı başına geldi ve yaptığının ne kadar saçma olduğunu anladı. Bir daha da mahkemeye gelmez. Bu olayda kapanır demiş kendi kendine. Kadı da sıkılmaya başlamış. Bir müddet daha bekledikten sonra kadı dayanamayıp bağırmış. Nerede kaldı yahu bu adam? İşimiz gücümüz var. Kadının sinirlendiğini gören Ömer daha fazla dayanamayıp atılmış. Efendim, o ağaç buraya çok uzak. Salih akşama ancak gelir. Vay düzenbaz vay. Hani sen Salih'ten borç almamıştın? Peki o ağacı nereden biliyorsun sen? Efendim ben Salih'i yıllardır tanıyorum. Nereyi kastettiğini oradan biliyorum. Yoksa ben Salih'ten borç almadım. Ben. Yeter be adam. Sen yalancı ve düzenbaz birisin. Ayrıca çok kötü bir arkadaşsın. İşte Allah hilekarın hilesini böyle bozar. Kulun bir hesabı var da Allah'ın hesabı yok mu? İşte Allah o selvi ağacının dallarını böyle konuşturur. Dedikten sonra adamlarına önce Ömer'in bir güzel dövülmesini, sonra da cadde cadde gezdirerek insanlara hilekar bir adamın sonunun nasıl olduğunun gösterilmesini emretmiş. Daha sonra da Salih'in paralarının Ömer'den tahsil edilmesini emretmiş. Tam bu sırada Salih de dönmüş. Kadı Salih'i tebrik etmiş ve olanları anlatmış. Salih Allah'a şükretmiş. Zulüm ve ihanet cezasız kalmaz. Allah adil ve kullarına karşı merhametlidir. Ömer nasıl kaçırmış ağzından lafı anlamadım. Senin gibi sabırsız işte. Allah böyle konuşturur işte yalancı ve düzenbazı. Evet haklısın Ahmet. Mesela ben bir hile yaptım ama Allah ortaya çıkardı hemen hilemi. Hem bak ayıya kurduğum plana kendim düştüm. Sen yine haline şükret. Allah korudu seni. Bir tarafta ayı, bir tarafta timsah. Gerisini sen düşün.